projesi mi olması lazım. Neresi kapanacak, nasıl kapanacak, idare edin. Evet, Şanlıurfa'nın en büyük projelerinden bir tanesi Karakoyun Köprülü Kavşağımız. Gerçekten 3 tane köprü yapılıyor. Ana yol yukarıdan veriliyor. Çalışma alanı olarak gerek Karakoyun Deresi'nden dolayı, gerekse yine şehrin ana arteri olmasından dolayı çok zor bir çalışma alanına sahip. Fakat buralar hep kanayan yaraydı. Hiç kimse cesaret edip bu kanayan yarayı doğru bir şekilde çözümün peşine düşmedi. Şanlıurfa'yı seven sevdalılar olarak biz peşine düştük. Biz Karakoyun'un, Süleymaniye'nin, Hızmalı'nın, Akşemsettin'in bu bölgedeki trafik sıkıntısını temelli olarak çözme kararı aldık ve başladık. Proje yürüyor. Muhakkak bazı böyle trafiğin yoğun olduğu saatlerde buradaki geçişlerde biraz bekleme olacak. Bu normaldir. Şehir içinde çalışıyorsunuz, mahallenin içindesiniz, E5 karayolunun üzerindesiniz, burada çalışma yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda da biz hemşehrilerimizin affına sığınıyoruz. Fakat her zaman sorun yaşamaktansa 5-6 ay ben sorun yaşatırım ve sorunu geleceğe bırakmam. Benim de belediyecilik anlayışım budur. Bu edayla hareket ediyoruz. Arkadaşlarımız olayın başında trafik yönlendirmeleri, yaya güvenliği, trafiğin hızlı akması noktasında alınabilecek bölgede en önemli tedbirler alınıyor. Bir işin çalışma programı var. Son zamanlarda ben şunu görebiliyorum şehirde. Yeni başlanmış bir köprülü kavşakla ilgili çok geç oldu, çok geç oldu denilen beyanatlar var. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir projenin yapım süresi vardır. Bu yapım süresi muhakkak surette beklenilecektir. Bu projeyi hayal etmeyen insanlar bugün basit sebeplerle kırsaldaki bir düşünce yapısıyla bizi eleştiremezler. Dolayısıyla bizi eleştirecek olan varsa teknik olarak eleştirebilirler, üniversite eleştirebilir, bu işi mühendisleri eleştirebilir, ulaşım uzmanları eleştirebilir, fen uzmanları eleştirebilir. Doğru değil. Biz şehire çünkü hizmet ediyoruz. Şehre hizmet ettiğimiz için de biz şehir sevdalısı olarak geleceğe sorun bırakmak istemiyoruz. Sıkışan şehrimizi açtık. Tıkanan trafiğimizi açıyoruz. Şehir geleceğe doğru yürüyor. Yeni köprülü kavşaklarla, yeni çelik köprülerle, yeni bulvarlarla, yeni çevre yollarıyla bu şehir nefes almaya başladı. Nefes de alacak. Ve Allah'ın izniyle bunu gerçekleştiren kadrolar olarak da kendimizle de şehrimizle de gurur duyacağız ve çocuklarımızın yüzüne güzelce bakacağız diyorum. Çalışmayı yapan arkadaşlara başarılar diliyorum. Her şey program çerçevesinde gidiyor. Yüklenici firma işi hızlı bir şekilde yapıyor. Herhangi bir iş durdurma durumu da yok. Her ne kadar ekonomik anlamda bir takım sıkıntılar ülkemiz yaşıyor olsa da biz yatırıma devam ediyoruz. Şurayı yarım yapacaksınız. Evet hocam. Gelin aşağı. Şurayı yarım yapacaksınız. Evet hocam. Sonra bu tarafı alıp bu tarafa geçeceksiniz. Evet. Aynı Roma da gelişiyor aynı zamanda. Yani yolda gelişiyor. Roma gelişiyor, genişliyor. O yarım. Tabii burada şey yol dar zaten. En kapsamlı, en uzun. Doğru. Alan itibariyle her şeyin bir projeyi yürütüyor.